Evet, herkese merhabalar. Yılbaşına sayılı günler kalmışken bakalım sizler kendinizi değiştirmek isterken hangi konular konusunda tedirgin oldunuz ve aslında ihtiyacım vardı da şu beni tedirgin ediyor o sebeple yaptıramadınız dediğinizi merak ettim ben bu son hafta. Bayağı sizden sorular geldi. Aralarından seçerek artık hani yayınımızda çok fazla uzamasın diye seçerek karar verdik o soruları cevaplamaya. Hadi sizin sorularınıza başlayalım. Ördek dudak olmaktan, çenemin aşırı uzamasından ve mimiklerimi kaybetmekten korktuğum için yaptırmıyorum. Bu bayağı bir kaygı yaratmış sizde galiba. Şimdi şöyle ki arkadaşlar, çenenizi yapmazsak, eğer çenesi mikroginati dediğimiz küçük ve geride olan birisi ise ve buraları çok boş marionet bölgesi, o kişiye az da dudak çizseniz biraz öne çıkacaktır dolayısıyla. O sebeple bölgelere, hani yani dudağın etkilediği, görüntüsünü etkilediği bölgelere bakmamız gerekiyor. Korktuğunuz diğer şeyler mimiklerimi kaybetmekten. Yani botokstan bahsediyor olmanız lazım. Oranın bu bölgeyle hiç alakası yok. Ama botoksun da kıvamını dediğim gibi ayarlayabiliyoruz. Diğer videoları izleyebilirsiniz. Çenemin aşırı uzamasından. Bu da aynı şekilde tasarıma bağlı. Hani göz algısı, tasarım algısıyla hani alakalı bir şey. Çenenin tutup da hani konturlarken, ön ucunu ayarlarken ben yüz mimarisi tabirini boşuna kullanmıyorum. Kişiye uygunluğuna göre planlıyoruz zaten. Ne herkesin buna ihtiyacı var. Mesela size gülerek bir anekdot vereyim. Beni görün şu anda. Kendi çenemi her zaman için hastalarıma çok gösteririm ben jawline ve çene hattı kontürü için. Ama burun cerrahisinde meşhur bir doktor beni gördüğünde çeneni jawline eklesem mi dedi bana. Ben de dedim ki bu işin erbabı bensem bence benimkisi gayet okey. Anladınız mı arkadaşlar? Yani hani alışılmış gözler, estetik kaygılar nedir onun? Belki oradaki amaç farklı olabilir ama bu anekdotu eklemek istedim. Alışılmış gözler, estetik kaygılar kişiden kişiye değişse de ben yüz mimarisine inanıyorum. Yani herkese her şey olmuyor. Herkese de yakışan miktar değişiyor. Kimisine 30 açı, kimisine 45 açı yapmalıyız. Kimisinki 3 tüple, kimisinki 1 tüple yapmalıyız gibi birçok faktör değişiyor arkadaşlar. Yüzler aynı geliyor. Teptik görünüşten kaygılıyım. Lütfen benim sayfamı dikkatle izleyin. Eğer ki bana bu yüzde bu yüz birbirinin aynısı derseniz o zaman kabul edeceğim. Ama bunu böyle bir akım var arkadaşlar. Hollywood'da da özellikle olmak üzere böyle Kardashian ailelerini falan başlattığı gibi arkadaşlar. İşte BBL'ler, dudaklar çıkık olacak, Hollywood yanağı olacak, çene belirgin olacak, fox eyes olacak gibi biliyorsunuz ki temel noktalarla ilgili akım var. Bu demek değildir ki herkesin yüzü birebir aynı oranda, ya bir kere siz reality show yapmıyorsunuz. Aynı oranda birbirine benzemesi gerekmiyor. Ama maalesef ki özel hayatlarında, sosyal hayatlarında o şekilde birileri gibi olmak isteyen insanlar var. Hani bu benim biraz daha hasta kategorimin hani biraz dışında çok nadir böyle hastalar gelir başvurur ve onun kendi hayat tarzından ötürü ona müdahale edemeyiz. Hani bu başka ruhani başka şeyi de etkiler. Ama onun dışında dediğim gibi 102 ayrı yüz tipi vardır ve yüz mimarisi denilen bir kavram kullanıyorum. Hani herkesin yüz tipine uyacak şekilde bazı dokunuşlar yapmak sizi daha dinamik, daha fresh, daha genç, daha alımlı gösterebilir. Ama bunun için her şey aynı olmak zorunda değil. Onun da bilgisini tekrar geçeyim sizlere. Dolgudan korkuyorum. Gözümün önüne bir şişlik bıraktılar, dudağımı patlattılar. Tekrar cesaretim yok. Gittiğiniz yer umarım doktor kliniğidir. Bu kadar bir arada problemi yaşadığınız yer açısından siz doğru yere mi gittiniz diye düşünürüm ilk önce. Biliyorsunuz ki bu tarz dolguları maalesef başka yerlerde yapıyor olsa da sadece yetkili doktor klinikleri, yetkili doktorlar yani işte medikal estetiktir, dermatolojidir, plastik cerrahidir, KBB'dir gibi yani bu konuda yetkili doktorlar yapabilir arkadaşlar. O yüzden bence bir bunu sorgulayın. Genelde böyle soruların altında öyle bir şey yatar. Onun haricinde hani böyle bir şey başınıza geldi diye bir daha başınıza gelecek demek değil. Bir de doktorların içerisinde biz biraz sınıflara ayrılıyoruz. Hani çok daha sadece hasta bakarak çalışan doktorlar var. Aynı zamanda master class olup, danışman hekimlik yapıp, eğitici hekimlik yapıp, böylelikle sektörde oluşabilen her türlü yan etki, komplikasyon ve problemleri çözebilen benim gibi doktorlar var arkadaşlar. Dolayısıyla hani o yüzden
korkularınız yersiz diye düşünüyorum. Geri dönülmeyecek sorunlar yaşamaktan korkuyorum. Uzakta doku kaybı gibi. Yani yine söylüyorum arkadaşlar, ilgili merciye uygun olmayan bir yerde bir işlem talep ederseniz, keza bununla ilgili ara ara storylerde paylaşıyorum ama derlediğim konuları post olarak da atacağım sizlere. Evet, dudağınız gidip de şişirilirken ya da dolgu herhangi bir bölgeye yapılırken burun ve çok tehlikelidir bu konuda, bir de dudak da tehlikelidir arkadaşlar. Nekroz dediğimiz damarınızı tıkayacak şekilde bir hamle yapıldıysa, bunu yapan kişi buna anlamlandıracak bilgi ve beceriye sahip değilse, bununla günlerce ağrı, şişlik, kızarıklık gibi bir şeyle başlayıp sonrasında kararmalar başlayacak şekilde nekroza gittiyse, evet o zaman doku kaybı yaşarsınız. Evet o zaman flap gibi, hiperbarik oksijen gibi hani birçok cerrahi ya da destek tedaviden geçmeniz gerekebilir. Ama bunu zaten bu riski bilen, eli düzgün doktorlara işlem yaptırmaya giderseniz, o doktor bunun olabilme ihtimali bilir. Olacağı zaman mutlaka anlar, en basit baskıyı bile anlar ve anında bunun için yapılması gereken 4 basamaklı bir algoritma vardır. Bunu yapar ve doku kaybınız da hayatta yaşanmaz, dediğim gibi. Gene nokta, hani ilgili doğru yere gitmekten ibaret olduğunu tekrar altını çize çize vurguluyorum. Benim de bu şekilde dediğim gibi başka yerde dış merkezde işlem yaptırmış, orada hala ağrısı artarken, hala kızarıklığı artarken yeterli müdahale edilmeyip bu sorunlara çözüm bulmam gereken hastalarım oldu ve onları derleyeceğim sizlere. Dolguların yer değiştirmemesi ve yok olmaması, yok olmaması mı beni endişelendiriyor, bu mümkün mü? Yer değiştirmemesi mi endişelendiriyor? Şimdi arkadaşlar, dolgular zaten düzgün yapıldıysa yani hayal edilen yerde kalmalı. İşte gözaltı, gözaltında elmacık, elmacıkta zigomatik, zigomatikte. Tam tersi, bu sorudan en çok karşılaştığımız dolgusu başka yere planlanıp başka yere doğru yer değiştirenlerden rahatsız olunur. Bu da o dolgunun yapılması gereken doğru noktaya yapılmamasından kaynaklanır. Yani işte gidip boşluklu bir yere yapıldıysa dolgu da cilt altında hareket eder. Bazısı kemik üstüne yapılır, bazısı cilt içine yapılır. Yani çok doğru yere yapılamadıysa yer değiştir. O asıl problemdir. Yok olmamasına gelecek olursak, evet dolgular erir ve tortu bırakır. Eğer ilerleyen dönemlerde zarlaşma yapıp, yani genelde gözaltlarında görürüz, 2 yıl geçti, 3 yıl geçti, dolgu erimedi de, çünkü zarlaşma yapmıştır, sık sık ödem de yapıyordur o artık orada. Onun zarını kıracak ve eritecek malzemelerimiz mevcut. O yüzden hani dolgular çok geri dönüşümlü malzemeler olduğu için, dediğim gibi, onlardan endişe etmenize gerek yok. Burada başka önemli detaylar var arkadaşlar. Bugün de gibi hastam, bunun altını vurgulama gereği hissettim. Şimdi herkese her malzemeyle işlem yapılmaz. Toplumda biliyorsunuz ki herkes %100 sağlıklı diye bir kavram yok. Birçok arkadaşımızın kronik hastalıkları var. Mesela romatoid artriti olan, Hashimoto'su olan bir kişiye BDDE bağı yüksek bir dolgu malzemesi yapılmamalı arkadaşlar. Bunun gibi o kadar çok püf noktası var ki, ya da işte zaman zaman size gösteriyorum, bir dudak resmi gösterildiğinde o dudağa dönüşmesi mümkün mü değil mi? Yani bunlar gibi detaylar var. Herkese her şey aynı şekilde vaat edilmemeli. Bazen tek seansta oturmaz, 3 seansta oturur. Bu şekilde düzgün anlatılmalı. Ya da kaş asma konusunda keza işte burada katlar bırakılıp, burası böyle çok kalkmış gibi gösteriyor ama kaş öyle kalmıyor. Siz de bloglarda okuyabilirsiniz. Bu kaş buradan düşüyor daha sonrasında. Hasta yine gerçekçi ne kadar kalkacağının hesabı verilmeli diye düşünüyorum. O yüzden hani endişeleriniz belki de hem yanlış yerlerde hizmet almış insanların hani ortaya çıkan sonuçları, ya da bir şekilde daha hani dikkatli olması gereken arkadaşlarımızın dikkatinden kaçmış şeyler olabilir. Ya da bu işin ticaretiyle aldatıcı hani cümleler kurulmuş olabilir gibi faktörlere dayandığını düşünüyorum. O yüzden hani işin de ehli, masterclass, o kadar çok hekim arkadaş hani hizmet veriyoruz ki, onlardan birini tercih ederek, beni ya da onlardan birini tercih ederek daha gönül rahatlığıyla bu işlerinizi takip ettirebilirsiniz. Çünkü bu işin esasında
hem başlangıcını hem sonunu iyi bilmek vardır arkadaşlar. Yani derya deniz malzeme kullanıyoruz. Farmakoloji bilgimiz çok iyi olmalı, anatomi bilgimiz çok iyi olmalı, histopatoloji bilgimiz çok iyi olmalı. Sektör sürekli güncelleniyor. Kişilerin hastalıklarına hakim olmalıyız. Biliyorsunuz ki ben aynı zamanda sağlıklı yaşam, bütünsel tıpla da ilgileniyorum. Onun haricinde devamını iyi getiriyor olmalıyız. Yani mesela çok nadir de olsa bir dolgu malzemesi yabancı cisim reaksiyonu yapabilir ya da bir dokuya baskı yapmış olabilir. Hani dolayısıyla bunları hesaplayıp iyi gözlemliyor ve sonucunu geri döndürüyor olabiliyor olmalıyız. Bir de bunu iyi yapıyorsanız zaten siz artık danışman hekim, EYTC hekim, daha bir de dış merkezlerde oluşmuş problemlerin gönderildiği hekim haline geliyorsunuz. O yüzden dediğim gibi bilgi en güçlü silahtır. Bilgi ne kadar güçlüyse de o kadar alacağınız memnuniyet fazladır diye özetleyebilirim. Bu yayının da sonuna girelim bence. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Yeni yıl yaklaşırken kaygılarınızdan daha iyi kurtulun istediğim için bu yayını yaptık arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.